Şimdi aslında bugün gündemde küresel çapta meydana gelen bir e, kara pazartesi mi diyelim? Wall Street ve dünyanın dört bir yanındaki piyasalar panik yaşadı. E, aslında geçtiğimiz hafta yavaşlayan ABD ekonomisi, geçtiğimiz haftaki konuğumuz da aynı şeyi söylemişti. E, resesyon tehlikesini e, ön plana çıkarmıştı. Bir de buna Japonya eklenince e, piyasalar bir anda e, ters yüz oldu. Ve bu... E, zarar arttı diyebiliriz. şimdi özellikle bu sallantının kara pazartesinin yansımaları nasıl oldu Mehtap hala devam ediyor mu? Bir de Fed'in acil toplanacağı yönünde haberler vardı bu doğru mu? Bilmiyoruz henüz onu ama bildiğimiz bir şey var o da ani küresel bir panik mali piyasaları alt üst etmiş durumda Serdar. Hisse senetlerinin para birimlerini hatta bitcoin değeri bile düşüyor. Ancak bazı ekonomistler diyor ki bu ülkenin bir ekonomik resesyona doğru gittiğinin de kesin bir işareti olmayabilir. Nasıl gelindi bu noktaya? Kısaca bakalım. Şimdi geride bıraktığımız Cuma günü Amerika'da istihdam piyasası zayıf bir görüntü sergilemişti. Bu da Amerikan ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha sağlam temeller üzerinde olup olmadığına ilişkin soru işaretleri yaratmıştı. Ve Amerika Merkez Bankası'nın sen de dediğin gibi faiz oranlarını daha erken ve daha agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalacağına dair bir beklenti de yaratmıştı. Bugün de yatırımcılar e, paralarını hisse senetlerinden çıkarıp tahvillere kaydırdılar. Ve pazartesi sabahı 3 büyük hisse senedi endeksi de %4'e varan oranlarda Düşüşler yaşadı Asya'dan Avrupa'ya buraya Amerika'daki borsalara kadar. Yavaşlayan Amerika ekonomisine ilişkin korkuların artması, dünya genelinde finansal... Nas piyasalarında yeni bir satış dalgasının başlamasıyla işte bugün pazartesi günü Wall Street'te neredeyse tüm hisseler düşüşe geçti. S&P 500 erken işlemlerde %3,1 düştü. Yaklaşık son 3 ayın en kötü haftasını geride bıraktı. Dow Jones Endeksi de 996 puan düşerek Nasdaq %3,8 geriledi Serdar. Şimdi Fed'in Ağustos ayı için planlanmış bir toplantısı yok faiz konusunda. Eylül ayındaki toplantıda da faizlerin indirilmesi, indirilmesi beklentisi var. Ancak Beklentilerin altına gelen istihdam verileri, küresel satış dalgası bu borsadaki durum birleşince bu tablo hızla değişti. Bu pazartesi sabahı yani bugün bu sabah yaşanan satış dalgası ile birlikte Fed'in Eylül'de yapacağı faiz indiriminin boyutunu arttırmak zorunda kalacağından emin birçok ekonomist. Bunu bilmiyoruz ama Eylül'den önce bile acil bir hamle yapıp yapmayacağı konusunda da bir beklenti oluştu senin de değindiğin gibi. Ekonomistler yine de küresel piyasalardaki bu düşüşün tüketicileri ve işletmecileri aniden geri çekilmesine yol açarak ekonomiyi daha da yavaşlatan bir zincirleme reaksiyon başlatabileceği konusunda uyarıyor. Ekonominin hala güçlü olduğunu söylüyor ve uzmanların birçoğu. Ama bazı uzmanlar geçen haftaki istihdam raporu beklenenden daha zayıf olsa da Amerikalı işverenlerin istihdam yaratmaya devam ettiğini vurguluyorlar. İşsizlik oranı yaygın işten çıkarmalar nedeniyle değil, geçen ay 400 binden fazla yeni iş gücünün iş gücüne katılması nedeniyle %4,3'te yükselmişti. Yine de yatırımcılar ekonominin nihayet yüksek faiz oranlarının ağırlığı altında bükülebileceği konusunda endişeli. Amerika Merkez Bankası geçen hafta yaptığı oylamada faiz oranlarını 20 yıla aşkın bir süredir en yüksek seviyede tutma kararı almıştı ve Merkez Bankası Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında da faiz indirimine gidebileceğin sinyalini vermişti. Ancak bu tabloya Kötümser yaklaşan uzmanlar da var. Bunun düşüşü durdurmak için çok geç olabileceğine dair endişe ediyorlar bu e, kesim. Muhteşem yedili olarak bilinen Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla gibi şirketler piyasa değerine göre piyasanın en büyük haline geldiğinden hisse senetlerinin hareketleri S&P 500 ve diğer endeksler üzerinde çok fazla ağırlık taşıyor. Serdar şirket karları, faiz oranları ve ekonomi dışındaki endişeler de piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Mesela İsrail-Hamas savaşı daha da kötüleşmesi durumunda petrol fiyatlarında keskin dalgalanmalarında neden olabilir. Bu durum dünya genelindeki potansiyel sıcak noktalara ilişkin endişeyi de artıyor. Bir de yaklaşan Amerika seçimleri var. Ondan çıkacak tabloda Amerika ekonomisindeki gidişata ilişkin bize epey fikir verecek gibi ama bugün zor bir pazartesiye başladı. Hem Amerika hem de dünyada borsalar bildiğimiz şey bu.